Değerlendirmeler alalım ve günü nasıl tamamlayacağımızı soralım. ALB Menkul Değerler'de Eda Önder karşımızda olacak. Eda Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. BIST endeksinde sabah saatlerinde 79.900 seviyesi test edildi. 1000 puanlık bir düşüş var. Yani burada 78.930 gibi bir seviye gelindi. Yani 1000 puanlık bir bant, ciddi bir aralık takip etmek mümkün. Ve BIST endeksi negatif bölgeye geçmiş vaziyette. İkinci seansta gelen bu satışları neye bağlıyoruz? Kapanışta nasıl bir tablo, nasıl seviyeler bekliyoruz? Sabah saatlerinde oldukça olumlu bir hava vardı aslında. Yurt içinde de Erdem Bahçı'nın sunumunu takip ettik. Erdem Bahçı'nın sunumundan edindiğimiz izlenimlerle birlikte daha sonrasında görmüş olduğumuz üzere dolar gelişmekte olan para birimlerine karşı bir değer kazandı. Biz de gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için buna paralel olarak etkilendik. Şu an için dolar TL'de hızlı bir yükseliş söz konusu. Gün içerisinde 2.0970 seviyesi bizim için oldukça önemliydi. Gün içerisinde dolar TL paritesi 2.0970 seviyesini test etti. Ancak geri çekilmeler görmüştük ki şu saatlerde 2.0970 seviyesinin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Buradaki yükseliş hareketini devam ederse 2.1070 ve 2.1170 seviyelerini de görmemiz mümkün. Dolar TL'deki hızlı yükseliş BIST'te satış baskısı yarattı. Biz BIST'teki bu hareketi dolar TL'deki yükseliş hareketine bağlıyoruz. Gün içerisinde bizim için 79.500 seviyesi önemliyken, ama bu ancak olumlu hava için söz konusuydu. Şu an için 78.000 seviyelerinde, 78.800 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Buradan geri çekilmelerde destek seviyesini 78.400 seviyesi olarak izlememiz mümkün. Ancak buradan tekrar tepki alımlarıyla karşılaştığımızda da tekrar 79.500 seviyesini izleyeceğiz. 78.400'ler önemli bir destek, ama piyasanın yeniden olumlu havaya dönmesiyle 79.500'ler önemli bölgeler olacak diyorsunuz. Euro dolar paritesine bakalım. Orada aşağı yönlü hareketler var. Özellikle Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi Euro zayıf seyrediyor. Beklentiler son derece karışık Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bu seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyin fiyatlaması var bu rakamlarda ve bu seviyelerde teknik olarak oluşan bölgeler neler? Gözler aslında Perşembe gününde Avrupa Merkez Bankası'ndan artık sinyal vermek yerine sanırım artık daha somut adımlar bekliyorlar. Sabah saatlerinde de Euro bölgesinde aslında Almanya, İspanya, İtalya bu ülkelere ilişkin imalat PMI verileriyle karşılaştık. Ardından Almanya TÜFE verileri de beklenenlerden olumsuz geldiği için Euro dolar paritesinde bir satış baskısı söz konusuydu, hafif de olsa. Dolayısıyla şu an bizim için 1.3615 seviyesi önemli. Parite hareketlerine 1.3615 seviyesinin üzerinde devam etmesi durumunda 1.3660 seviyesi izlenebilir. Bununla birlikte satış baskısı ile karşılaşabilirsek de aşağıda 1.3590 seviyesini izlememiz söz konusu. Ancak saat 5'te Amerika'dan gelecek olan ISM imalat endeksini de unutmamak gerekir ki bu da euro dolar paritesinde hareketine etkileyeceği bir yön olacaktır. Eda Önder, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Pariteyi de konuştuk. Bugün ABD'de açıklanacak ISM verilerinin de yönde etkili olabileceğini aktardı bizlere. Piyasalarla ilgili